Çok psikopat birini de arayacağım. Onun numarasını aldım ayrıca. Turkcell, hatta şimdi arayayım. Turkcell müşteri hizmetlerinden arıyorum. Ödenmemiş VIN şeyinize ait ödenmemiş faturanız bulunmaktadır. Bütün bilgilerini aldım. 7000 lira borcunuz var diyeceğim. Ve bakın tepkileri göreceğim. Hadi bakalım. Alo. Cengül Bey merhabalar. Turkcell müşteri hizmetlerinden arıyorum. Adım Tuğba. Evet. Kullanmış olduğunuz VIN hattına istinaden arıyorum. Müsait misiniz acaba? Evet, buyurun. 1.02.2013 tarihinde almış olduğunuz VIN hattının numarasında tahsilata gecikmiş faturalarınız var ve yaklaşık 7000 liralık bir fatura var. Bunu ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Sana ne kardeşim? Tahsilat biriminden arkadaşlarımız aramış ve sizlere ulaşamamış. Hayır, gün içerisinde tahsilat biriminden arkadaşlarımız sizi aramış. Mesai saati içerisinde tahsilat biriminden arkadaşlarımız sizi aramış ve ulaşamamış. O yüzden yani, bizim birimimize aktarılınca biz sizi aradık. Yaklaşık bir 7000 liralık borcunuz var. Ve eğer bu borcu cumaya kadar ödeyemezseniz cumaya gideceğim ben. Ne cuması ya? Bu borcu Ceyhun Bey, eğer bu borcu cumaya kadar ödeyemezseniz ben bunu tahsilat birimimize, hukuk birimimize aktarmak zorundayım ve hukuk birimimize aktardığım zaman icraya vermek zorunda kalacağız. Bakın beyefendi, kullanmış olduğunuz bir hatta faturasını ben müşteri hizmetleri temsilcisi Tuğba. Bu arada görüşmelerimiz hizmet kalitesi kaydı amacıyla kayıt altına alınmaktadır. İstediğin yere kaydet, fark etmez. Kelimelerinize lütfen dikkat edin. Kayıt altına alıyoruz. Sana mı soracağım kardeşim? Şimdi sevgili Ceyhun Bey, ben tahsilat bana biriminden aldığım... Ben size sadece saygı amacıyla hitap ediyorum. 7000 liralık borcunuz var. Eğer cumaya kadar ödeyemezseniz bunu icraya vermek ve hukuk kurumuza vermek lazım. Cumaya gideceğim. Senin borcunu falan ödeyemem. Bakın, bu kullanmış olduğunuz hattın 7000 lira borcunu siz yapmışsınız Ceyhun Bey. Yok öyle bir hat mat. Öyle bir şeyim yok benim. Borcum yok benim öyle. Ödemiyorum. Ama burada sizin isminiz ve soy isminiz var. Sizin adınız açılmış olabilir, görünüyor. Olabilir. İsmim soy ismi olabilir. Ama siz almışsınız bu. Siz bunu Taksim'den 2013 senesinde Taksim Merkezimizden almışsınız. Sen niye alakadar ediyor beni bu saatte arıyorsun? Hayır, eğer borcunuz var ise zaten bu size bildirilmiştir. Tahsilat birimimizde sizlerle görüşmüş. Bu hafta aramışlar sizi. Mesai saatinde aramışlar. Diğer arkadaşlarım da aradığı zaman ulaşamamış. Ben de sizlere eğer bu borcunuzu cumaya kadar ödemediğinizde takdirde icraya, bakın lütfen benimle düzgün konuşursanız, lütfen saygı çerçevesi içerisinde konuşursanız görüşmeye sen daha sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz. Ben size saygı çerçevesinde konuşmak ve hitap etmek için buradayım. Sizler için buradayım. 7000 liralık bir borcunuz var. Bu borcunuzu cuma gününe kadar ödemeniz gerekiyor. Ödemiyorum. Eğer cuma gününe kadar ödeyemezseniz bu borcunuzu... Ödemiyorum, ne yaparsanız yapın lan. Hukuk bürümüze aktarmak üzere ben... Hukuk bürün kimsenin ya? Hukuk bürünü bağla bana. Hukuk bürünü bağla bana. Bakın Ceyhun Bey, Turkcell iletişim birimimizin hukuk bürosuna aktarıp bu borcu tahsil etmemiz gerekiyor. Eğer cumaya kadar bunu ödeyemezseniz biz sizden bunu tahsil edip icra yoluyla hakim yoluyla alacağız. Sen gel, senden tahsil edeceğim ben bunu. Lütfen saygı çerçevesi içerisinde konuşursanız. 7000 lira borcu 14 bin lira olarak sana ödemek istiyorum. 2013 yılından itibaren bu borcunuzu... Ben sana 14 bin lira vereceğim. Sen gel tahsile ama. Peki, ben sizi tahsilat birimimize aktarıyorum. Bir saniye bekleteceğim hatta.
Merhabalar Ferit, ben nasıl yardımcı olabilirim Ceyhun Bey? Ferit sen kimsin ya? Tahsilat birimi Turkcell'den. Borcunuz görünüyor burada 2013 yılından. Ferit borcuna başlatma lira. Demin kız yaklaşık, yok mu orada? Orada kız yok. Ben seninle konuşmak görüşmelerimiz, istemem. Görüşmelerimiz hizmet kapısı kaydı amacıyla kaydedilmektedir. Lütfen saygı çerçevesi içerisinde konuşursanız. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Kız yok mu? Bakın Ceyhun Bey, bakın Ceyhun Bey. Lütfen terbiyesizleşmeyelim. Lütfen terbiyesizleşmeyelim. Ben burada ilgili ve yetkili kişiyim. Sizlere ben yardımcı olmak istiyorum. Ben seninle konuşmak istemiyorum. 2013 yılından itibaren. Ben senin müşterin değil miyim? Tabii ki. Siz bizim daimi müşterimizsiniz. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Kız bağlı bana. Ceyhun Bey ben şu an tahsilat biriminde size yardımcı olmaya çalışıyorum. Adın ne senin? Ferit ben. Ferit ben seninle konuşmak istemiyorum. Tahsilat biriminizde şu an ben sizle yardımcı olmak zorundayım. Ferit kız bağlı bana. Bu saatte ben seninle konuşmak. Madem borcum var. Borç ben borcum. Müşteri memnuniyeti. Ben de müşteriyim. Beni memnun edeceksin. Siz bu borcu, siz bu borcu zaten 2013 yılından beri ödememişsiniz ve 2013 yılından beri birikmiş, ödememiş ya, faiziyle beraber 7000 lira borcumuz var. Sen kapa telefon. Demin kızını bağla. Ben 14000 lira vereceğim. 2013 yılından itibaren ödemediğiniz yaklaşık 7000 lira faizleriyle beraber borcumuz var. Borç ben borcum. Borç zaten sizin borcunuz ve bunu tahsil etmek için sizi arıyoruz. Eğer cuma gününe kadar... Tamam ben de diyorum eğer... sana Ferit. Demin kıza bağlı ona ben 14 bin lira ödeyeceğim. O kıza tahsil edeceğim ben. Tamam ben size şu an yardımcı olmaya çalışıyorum. Tahsilat biriminden ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ferit sen bana yardımcı olamazsın. Ben o kıza 15 bin lira. De, o arttırayım 15 bin lira vereceğim. Böyle bir işleyişimiz yok. Yani böyle bir işleyişimiz yok. Kusura bakmayın. Ferit bana sesini yükseltme ha. Yani yanlış anlamayın. Şey Ferit. Yani ödeyeceksiniz bunu. Ferit, yani bu borcunuzu tabii ki ödeyeceksiniz. Sen beyefendi bakın. Ortada bir oğlum, 2013 yılından beri bir borç var. Demin kızı arttırıyorum lan. 20 bin lira ödeyeceğim lan. Bakın 2013 yılından beri sizin bu borcu zaten bizim Turkcell iletişim merkezine ya da gerekli iletişim kanallarına, banka kanallarına ödemeniz gerekiyor. Evet, cuma gününe kadar bakın cuma gününe kadar eğer bunu ödemezseniz cuma gününe kadar bunu ödemezseniz haciz yoluyla almak zorunda kalacağız Ceyhun Bey. Sesini yükseltme bana. Bana sesini yükseltme. Beni anlamıyorsunuz ama. Kafana sıktırtma ha. Lütfen bak, bu şekilde bak, konuşmaya bak, devam bak, edeceksiniz. Telefonu kapatmak bana, zorunda bana, kalacağım. Bana. 2013 yılından beri, 2013 yılından beri oğlum, zaten bak, bize bir borcunuz var. Yapma, bakın 2013 yılından beri bir borçtan bana bahsediyorum. Yapma bana bahsediyor. Beni dinle. Demin kızı bağla bana. O kızı arttırıyorum 25 bin ödeyeceğim lan. Sana ne amına? Böyle bir iş... Bakın lütfen amına, küfürlü konuşmaya devam edecekseniz telefonu kapatmak zorunda kalacağım. Böyle bir işleyişimiz yok. Size şu an ben yardımcı olmak istiyorum. 7 bin lira borcunuz var ve beyefendi bu borcu ödemek zorundasınız. Bakın ben yardımcı olacağım size. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bana sesini yükseltme lan. Oğlum kaf oraya gelirim bulurum. Allah vallahi bak kafana sıkarım. Seni alırım daha aç kaldırırım. Ben sizi Tuğba Hanım'a bağlıyorum. Siz laftan anlayacağınız Tuğba'ya, yok. Bana Tuğba'ya bağlasa o sen. Turkcell Müşteri Hizmetlerinden Tuğba ben nasıl yardımcı olabilirim Ceyhun Bey? Tuğba o adamı bir daha bana bağlama Tuğba. Konuyla alakalı tahsilat firmimizden Ferit Bey sizlere yardımcı olacaktı. Ben onu aktardım. Tövbe bak şimdi sen hırsızım. Sen sana kötü konuşma istemiyorum ama onu bağlama bana. Tahsilat firmimizden Ferit Bey sizlere yardımcı olması açısından ben sizlere Ferit Bey'e aktardım. Ferit'i bağlama bana. Senle konuşacağım. Bu borcu ödüyorum ama şöyle bir şey var. 30 bin lira ödeyeceğim ama sen geleceksin tahsilata. Böyle bir işleyişimiz yok maalesef. İletişim kanallarımızdan ve bankamızdan ödeyebilirsiniz. Böyle bir... Ceyhun Bey bakın gerçekten böyle bir işleyişimiz yok. Ben seni sizlerden ricam. Sen neredesin? Sizlerden özel bilgilerimizi paylaşamıyoruz Ceyhun Bey. Şirket politikalarımız sonra, gereği özel bilgilerimizi paylaşamıyoruz. Kapa sonra bana mesaj at ha. Kapa sonra bana mesaj at. Umarım biliyorsun. Şirket bilgilerimiz gereği, şirket kurallarımız gereği böyle bir işlemimiz yoktur. Olur. Kapa sen sonra bana mesaj at. Buluşalım seninle. Kahve filan içelim ha. Şirket politikalarımız gereği özel bilgilerimizin işlemlerini paylaşamıyoruz. 30 bin diyorum ha. Şirket kurallarımız nedeniyle... Kaç aylık maaşın senin ha? Kaçını alıyorsun lan orada? Şirket kurallarımız gereği özel bilgilerimizi müşterilerimize paylaşamıyoruz. Cuma gününe kadar borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Terbiyesizleşmeye devam edecekseniz bu telefonu kapatmak zorundayım Ceyhun Bey. Cuma'ya kadar bu 7 bin lirayı ödemeniz lazım. Sen ne güzel sinirleniyorsun lan öyle. Oğlum deminki adamdan daha güzel sinirleniyorsun ha.
Ceyhun Bey, Cuma'ya kadar bu borcunuzu ödemenizi rica ediyorum. Rica ediyorsun. Ben de diyorum ki güzelim sana, bak güzelim dedim ha. Sen bana demin sevgili dedim, ben sana güzelim diyorum ha. Bak diyorum sana 30 bin lira veririm, gel sen tahsil et. Böyle bir işleyişimiz maalesef Turkcell gereği. Böyle bir işleyişimiz yok maalesef. Ödemek zorundasınız. Cuma gününe kadar eğer ödeyemezseniz. Öyle bir zorunluluğum yok. Hadi zorunluluğunuz var. Bu borç sizin borcunuz. Kendimi zorunlu hissetseydim öderdim. Bu borç sizin borcunuz. Demek ki ne zorunlu hissetmiyorum kendim ya. Bu borç sizin borcunuz ve bu borcunuzu Cuma'ya kadar ödemeniz gerekiyor. Yani eğer ödeyemezseniz bu borcunuzu ödeyemezseniz hukuki bir şekilde haciz yoluyla icra yoluyla sizden temin edilecektir. Oğlum benim kapıma gelecek haciz memurun tamına vururum ben, biliyorsun değil mi? Sen gel. Gel seninle tahsil edelim biz bu işi. Küfürlü konuşmaya devam edecekseniz telefonu kapatmak zorunda kalacağım. Pardon canım ben, pardon. Sana değil, haciz memuruna küfür ettim ben. Sana küfür etmem, sen bana demin sevgili dedin ha. Ceyhun Bey. O yüzden. Ceyhun Bey, borcunuzu hukuk bürosuyla zaten tamam, tahsil ya, etmeniz borcu, gerekiyor. Borç, borçtur, sen gel güzelim. Cuma'ya kadar, bak ne güzel konuşuyorum seninle. Cuma'ya ya, kadar borçtur, bu borcunuzu ödedim. Gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu borcunuzu Cuma'ya kadar ödemeniz gerekiyor. Eğer bu borcunuzu Cuma'ya kadar ödeyemezseniz hukuk bürosundan sonra buluşalım ha. Hukuk bürosundan eğer Cuma'ya kadar ya, bu borcunuzu ödeyemezseniz hukuk bürosundan haciz ve icra yoluyla bu borcu sizden talep edeceğiz. Ya, bakın 2013 yılından itibaren 2013 yılından itibaren, 2013 yılından itibaren. Ya borç borçtur da, ödenir de. Ben sana diyorum da işte 30 bin lira sana ödeyeyim. Sen git onun 7 bin lirasını öde. 23 bin lira sana kalsın. Sonra maalesef falan yani. Ben sizlere böyle bir işlemimizin olmadığını ve asla olmayacağını tekrar ediyorum. Cuma'ya kadar eğer bu borcunuzu Turkcell iletişim kanallarımızdan ya da kullanmış olduğunuz bankalardan ödeyemezseniz haciz ve icra yoluyla sizlerden tamam, talep edeceğiz. Böyle bir işlemimiz yok sevgili Ceyhun Bey. Böyle bir işlemimiz yok. Büronda hatun var mı? Büronda hatun çalışıyor mu sen? O gelsin. Onu ödeyeyim. İlla hatun olacak. Beni erkeklerle muhatap etme. Ne diyeyim? Ceyhun Bey bakın sizlerle anlaşamıyoruz. Gerçekten sizlerle anlaşamıyoruz. Seninle ilk anlaştığımı düşünüyordum. Şimdi ben de senin anlaşamadığımı düşünüyorum amına. Bu ne ya? Küfürlü konuşmaya devam edecekseniz hakkınızda yasal işlem başlatacağım. Ben sana mı kurumumuzu, nasıl konuşacağım kurumumuzu ya? Ve beni hedef alan küfürlü konuşmalarınız devam ederse seni hakkınızda yasal işlem başlatmak zorundayım. Lütfen terbiyesizleşmeyin ama. Sen benim sesimi dinleyin, sesimi kesme. Görüşmelerimiz zaten hizmet kalitesi ya, kaydı amacıyla kayıt edilmektedir. Kaydını namına koyayım ya. Kaydını namına koyayım, sana bir şey olmasın ya. Peki. Teşekkür ediyorum. Siz bu borcunuzu ödemeyeceğinizi kime söylediniz. Size ben çok teşekkür ediyorum. Bu borcunuzu Turkcell'e, bu borcunuzu Turkcell'e ödemeyeceğinizi söylediniz ve ben de bu borcunuzu ödemediğiniz için hukuk büromuzu aktarıp sizlere büronun Cuma günü ara, hukuk bürosundan kapıma gelecek iyi akşamlar diliyorum. Kafasına sıkacağım. Alo. Ceyhun Bey merhabalar, Ferit ben. Size ben yardımcı olacağım. Ferit vay amına koyayım yine mi sen? Küfürlü ya? Konuşmaya devam ederseniz, bakın küfürlü konuşmaya devam ederseniz bu telefonu kapatmak zorunda kalacağım. Küfürlü konuşmayın. 2013 yılından beri bir borç var ve bu borcu ödemek zorundasınız. Ede ödeyeceksiniz bunu Ceyhun Bey. Terbiyesizleşmenin anlamı yok. Orada terbiyesizleşmeyin. Kafana sıkacağım senin oğlum. Terbiyesizleşmeyin. Gelin bakayım, sık bakayım. Nereye sıkıyorsun? Limon mu sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Sen nasıl lan? Sen limon mu sıkıyorsun? Bir gel bakayım, sık bakayım, nereye sıkıyorsun? Senin götünü keseceğim oğlum. Bir gel bakayım, neyi kesiyorsun? Kurban mı kesiyorsun? Gel bakayım. Sık bakayım, limon mu sıkıyorsun? Lavuk. Senin bayan yapacağım seni, bayan. Bir gel yap bakayım, gel. Sana bir tane vereceğim ben. Oğlum seni etek giydireceğim, oralarda dolaştıracağım. Sivircim canımı göz aldım. Like'larınız buradan. 20 bin like için yarın yarın yardıralım ve devam edelim. Ay, beni deli etti ya. Ha, deli etti beni ya. Çıldırdım abi ya. Çıldıracağım abi ya. Abi çıldıracağım ya.
Abi çığdıracağım ya. Tek başıma 18 santimetre...